Daha önceki derste şöyle bir eşitlik çıkarmıştık. Bu herhangi bir V hacmi, bu V hacminin yüzeyi, fi dediğimiz ifade, rho ile gösterdiğimiz yük dağılımının yarattığı elektrostatik potansiyel, G de şu denklemi sağlayan, eksi 4 pi, herhangi bir çözüm olmak üzere. Tabi sadece denklemi verip herhangi başka diferansiyel denklemi verip herhangi başka sınır koşulu koymadığımız zaman G'yi 1 bölü R eksi R üssü artı bu şekilde yazabiliyorduk. F'de bu denklemi, Laplace denklemini sağlamak üzere. Ve bu serbestliği kullanarak ya şu terimi ya bu terimi ortadan kaldırabiliyorduk. Şimdi genelde iki türlü problemden bahsedilir. Bir, Dirichlet sınır koşulu ya da von Neumann. Sınır koşulu. Şimdi bu ikisinde. Şimdi bizim ilgilendiğimiz şey belli bir hacmimiz var. Hacmin içerisinde belli bir yük dağılımı olabilir, olmayabilir. Çok sorun değil. Ve bu hacmin yine bu hacmin içerisindeki potansiyeli nasıl buluruz? Şimdi bunu bulmak için potansiyelin kendisini belirleyebiliriz. Yani potansiyelin yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki değeri belirtilebilir. Ya da yüzeye dik olan doğrultudaki türevi belirtilebilir. Eğer sadece bu belirtildiyse buna Dirichlet sınır koşulu diyoruz. Sadece türevi belirtildiyse buna da von Neumann sınır koşulu diyoruz. Şimdi her iki sınır koşulunda da sonucu şu şekilde yazabilmek için dikkat ederseniz eğer biz sadece potansiyelin kendisini biliyorsak şu terimi biliyoruz, bu terimi bilmiyoruz. Bu terimden kurtulmak için G'nin bir Dirichlet sınır koşuluna sahip problemi çözebilmek için G'nin sınırda sıfır olması gerekir. Sıfırsa şu bilmediğimiz terimden zaten kurtulmuş oluyoruz. Fi'nin değerini biliyoruz. G'yi biliyoruz. Türevini alabiliriz. Bunu biliyoruz. Geri kalan her şeyi zaten biliyoruz. Von Neumann sınır koşulunda verilen bir problemi çözmek istiyorsak da bu durumda şunu biliyoruz. Fi'nin türevini. Ama bunu bilmiyoruz. Bu durumda bundan kurtulmak için G'nin normal yöndeki türevinin sınırda sıfır olması gerekir. Tabi burada insanın aklına hemen şöyle bir soru gelebilir. Biz bir çözüm bulduk. Hatta iki sınır koşulu için bu G üzerine ekstradan koşullar koyarak bir çözüm bulduk. Ama belki bu koşulu sağlamayan, bu şekilde yazılamayan bir çözüm olabilir mi? Yani birden fazla aynı sınır koşulunu sağlayan. Yani fiilin şu denklem, poson denklemini sağlamasını gerektiğini biliyorum. Bir yük dağılımım var. Fi'nin yüzeydeki değerini verdim sadece ama türevini vermedim. Ya da türevini verdim ama kendisini vermedim. Bu koşulları sağlayan birden fazla çözüm, birden fazla elektrostatik potansiyel olabilir mi? Şimdi bunun olamayacağını ispatlamak için farz edelim ki birden fazla çözüm var. Fi1 ve Fi2 aynı sınır koşulunu sağlayan aynı Dirichlet veya von Neumann sınır koşulunu sağlayan iki tane çözüm olsun. Yani Fi1 Laplace operatörünü uyguladığımızda eksi 4 pi rho versin. Fi2 de aynı
rho için Laplace operatörünü uyguladığımızda yine aynı. Yük yoğunluğunu versin. Ve fi 1 r eşittir. Fi 2 r Dirichlet sınır koşulları için ya da fi 1 r'nin n'ye göre türevi fi 2'nin n'ye göre türevine eşit olsun. Von Neumann sınır koşulları için. Şimdi bu durumda fi 1 ile fi 2 birbirlerinden farklı olabilir mi? Şuna bakalım. Fi 1 eksi fi 2 diye yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Eğer bu yeni fonksiyona Laplace operatörünü uygularsak bu şekilde yazabiliriz. İkisi de aynı şeye eşit. Dolayısıyla bunun sıfır olması lazım. Yani bu yeni tanımladığımız fonksiyon Laplace denklemini sağlamak zorunda. Ayrıca U'nun sınır değerinde hacmin sınırında bir konum için U bakarsanız fi 1 eksi fi 2 ama Dirichlet sınır koşulunu verdiysem zaten bu fi 1 ile fi 2 sınır yüzeyde aynı olacak. Dolayısıyla bu 0. Dirichlet sınır koşulu için von Neumann sınır koşulunu koyarsam yine yüzeydeki bir konum için U'nun normal yöndeki türevine bakacak olursam fi 1'in ve fi 2'nin normal yöndeki türevlerinin farkı bu da zaten 0. Yani benim bu U dediğim potansiyelim Laplace denklemini sağlıyor. Burası eşittir 0. Ve sınırda kendisi ya da türevi hangi sınır koşulu belirlendiyse artık 0. Bunun 0'dan farklı bir çözümü olabilir. Çünkü U eğer 0'dan farklıysa bu bana diyecek ki bu fi 1 ve fi 2 çözümleri birbirinden farklı çözümler. Şimdi birinci Green teoremini hatırlayalım. Geçen saatte yazmıştık. Fi 1 fi 2'nin Laplace'ını bir hacim üzerinden integrali eşitti. Bir yüzey integralini fi 1 fi 2'nin diverjansı eksi bir hacim üzerinden fi 1'in diverjansıyla fi 2'nin diverjansının skalar çarpımı. Şimdi burada fi 1 ve fi 2 şimdi buradaki fi 1 ve fi 2 burada seçtiğimiz çözümler değil. Herhangi iki fonksiyon. İkisini de u olacak olursam u u'nun Laplace'ını bütün hacim üzerinden eşittir ds u u'nun gradyanı eksi hacim bu yüzey üzerinden bu hacim üzerinden U'nun diverjansının karesi. Şimdi neyi biliyorum? U'nun şurada özelliklerini çıkardım. U, Laplace denklemini sağlayacak. Yani U'ya Laplace'ını uyguladığımda 0 olacak. Dolayısıyla burası 0. U'nun artık hangi sınır koşulunu verdiğine göre ya kendisi ya türevi sınırda 0 olacak. Dolayısıyla her iki sınır koşulunda da bu 0. Geriye bir tek bu kalıyor. Bu da bana diyor ki sıfır eşitmiş dv u'nun karesinin integrali bütün hacim üzerinden integral. Buradan bu u'nun karesinin diverjansının karesi her zaman için sıfırdan büyük ya da eşit. Bunun integralinin sıfır olabilmesinin tek koşulu bütün hacim üzerinde bunun türevinin sıfır olması lazım. Hacim içinde olmak üzere. Buradan da U'nun hacim üzerinde mutlaka sabit olması gerektiğini çıkarabiliriz. Şimdi iki sınır koşuluna bakacak olursak. Dirichlet sınır koşulu bana diyordu ki sınırda sıfır. Ama ben biliyorum ki U her yerde sabit, sınır dahil. İçerideki değeri neyse sınırdaki değeri de o.
Dolayısıyla Dirichlet sınır koşulu için ur eşittir 0 olmak zorunda ve bu da bana diyor ki fi1'in fi2 eşit olmak zorunda. Yani bana söylediği şey, eğer ben bir hacim alırsam, hacimin içindeki yükü biliyorsam, sınır koşullarını belirlediğim zaman, potansiyelin sınırdaki değerini belirlediğim zaman, sadece sınırdaki değeri, türevi değil, o zaman çözümü tek olarak belirlemiş olabilirim. Birden fazla çözümü olamaz. Eğer iki çözüm, iki farklı görünen çözüm bulduysam, bu iki çözüm aynı şeyin sadece farklı görüntüleri olmak zorunda. Değer olarak ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi von Neumann sınır koşullarına bakacak olursak, bu bana diyor ki türevi sıfır olmak zorunda. Herhangi bir sabitin türevi sıfır olduğu için von Neumann koşulları bana türevi bu sabitle ilgili bir şey söyleyemez. Bu durumda ur bir sabite eşittir. Buradan da fi1r eşittir fi2r artı bir sabit olmak zorunda. Yani eğer ben belli büyük dağılımı için belli bir hacimde potansiyeli bulmak istiyorsam ve bu hacmin sınırındaki potansiyelin değerini vermişsem, o zaman potansiyel tek değildir. Ama iki farklı çözümüm varsa bunlar en fazla bir sabitle birbirlerinden farklı olabilirler. Bu sabit bizim açımızdan çok fazla önemli değil. Çünkü önemli olan deneyde ölçebileceğimiz şey bizim elektrik alan. Ve elektrik alan potansiyelin türevi ya da yapılan işe bakacak olursanız yapılan işte iki nokta arasındaki potansiyel farkıyla orantılı. Dolayısıyla ister potansiyel farkını alın iki nokta arasında, ister türevini alın. Bu sabit bu farkta ya da türevde hiçbir şey değiştirmeyecektir. Dolayısıyla bu sabit fiziksel bir şeye karşılık gelmez. Böylece en azından şunu biliyorum. Eğer bir tane çözüm buluyorsam o tek çözümdür. Başka bir çözüm yok. Bir tane bulmuştum zaten. Şu şekilde bir çözüm yazmıştık. Z küpre ds yüzey üzerinden bu v hacmi r üssü n eksi f g. Bir çözüm bulduk. Bunun denklemimizi sağladığını biliyoruz. Sınır koşullarını da sağladığını biliyoruz. Uygun sınır koşullarını seçersek. O zaman bu tek çözümdür. Başka bir çözüm var mı yok mu? Başka bu şekilde yazılamayan bir çözüm olabilir mi? Onunla endişelenmenize gerek yok. Şimdi bu G ifadesi için genel bir çözüm yazmıştık. Bu mutlaka şu şekilde olmak zorundaydı. 1 bölü R eksi R üssü artı F R R üssü. Şimdi bu F fonksiyonu tabii Laplace denklemini de sağlayacak. Tabii bunu ilgilendiğimiz hacim içerisinde sağlaması bize yeterli. Çünkü sadece belli bir hacim içerisinde bakıyoruz. Bu hacim içerisinde bunun buna eşit olması lazım ve bu hacim içerisinde f Laplace'nin denklemine sağlaması lazım. Dedik ki bu zaten yine hacim içerisinde r üssü noktasında koyduğumuz bir yükün r noktasında yarattığı elektrostatik potansiyeldi bu.
Bunu da yine bir elektrostatik potansiyel olarak düşünebiliriz. Elektrostatik potansiyel ise bu eşittir yük yoğunluğuyla orantılı olacak. Ama eğer o yükler bizim hacmimizin dışındaysa hacmin içerisinde sıfıra eşit olacak. Yani şu terime, F terimine, R üssü terimi, V hacminin dışında dışındaki yüklerin sınırında da olabilir. Yarattığı potansiyel olarak bakabiliriz. O potansiyellere niye ihtiyacımız var? Çünkü eğer onlar olmasaydı yaratacağımız yük direkt R eksi R üssü olarak verilecekti. Belli bir sınır koşulunu sağlayamayacaktık. Veya işte kapalı, biraz önce küp örneğini verdik. Bunu toprakladığımızda buraya bir yük koyduğunuz zaman yüzeye yük toplanması lazım ki istediğimiz yüzeyde V'nin sıfır olma koşulu sağlansın. Aksi takdirde olamaz. Buraya toplanan yüklerse belli bir potansiyel yaratacak ve o potansiyel aslında şundan başka bir şey. F dediğimiz ifadeden başka bir şey değil. Şimdi bunu kullanarak, bu özdeşliği kullanarak yani G'yi bulmak için ne yapıyoruz? Bir tane yük koyuyoruz ve sınır koşullarını sağlamak için bir tane birim yük. Sınır koşullarını sağlamak için hacmimizin dışına istediğimiz kadar yük koyacağız. Bir tane örnek çözelim. En basit örneklerden biri. Sonsuz uzunluğunda bir düzlem plaka düşünelim. Ve bu topraklanmış olsun. Yani bunun üzerindeki potansiyel sıfıra eşit olsun. Ve şuraya bir yük koyduk. D mesafeye. Bu sistemdeki elektrik alan ne olacak? Şimdi biliyoruz ki herhangi bir noktadaki bu yükün yaratacağı potansiyel bunun konumunda R sıfırla göstereyim. Yaratacağı elektrostatik potansiyel normalde Q bölü R eksi R sıfır olacaktı. Ama bu benim sınır koşulumu sağlamaz. Sınır koşulunun sağlamadığı için buna bir tane de F bilmediğim bir fonksiyon daha ekleyebilirim. Bunu biraz zekice bir yöntemle tahmin edeceğiz. Normalde bu bir ayna olsaydı, bunun aynadaki görüntüsü tam karşısında aynı mesafede olurdu. Buraya bir eksi Q yükü koyduğumuz zaman ve F of R'yi, şimdi bunun koordinatına da R sıfır üssü diyelim. Onu koyduğumuz zaman F of R eksi Q bölü R eksi R sıfır üssü olacaktır. Yani benim yarattığım potansiyel Q bölü R eksi R sıfır eksi Q bölü R eksi R sıfır üssü. Laplace denklemini sağlayacak mı? Daha Poisson denklemini sağlayacak mı? Buna Laplace'in operatörünü uygularsam bu bana eksi 4 pi Dirac delta R eksi R sıfır eksi eksi 4 pi Dirac delta R eksi R sıfır üssü verecek. Ama benim aradığım potansiyel çözüm phi of R şu denklemi sağlaması lazımdı. Eksi 4 pi Dirac delta R eksi R sıfır. Tabii R şu düzleme bir bölgesi diyelim. Eğer R bir bölgesinin içindeyse. Şimdi buna bakalım. Sanki şurada fazladan bir terim varmış gibi görünmekle beraber Dirac delta'nın özelliklerini hatırlayalım. Dirac delta içerisi sıfır değilse her zaman için sıfır olan bir fonksiyon. Sadece argümanı sıfır olduğu zaman sıfırdan farklı bir değer alan bir fonksiyon. Şimdi R sıfır üssüne eşit olabilir mi? Ben R'yi dedim ki birinci bölgemde olsun sadece. R birinci bölgedeki ben potansiyele bakıyorum. Dolayısıyla R hiçbir zaman R sıfır üssüne eşit olamaz. Dolayısıyla birinci bölgede bu terim her zaman için sıfırdır. Ve benim
Şurada yazdığım ifade birinci bölgede benim istediğim denklemi sağlar. Şimdi denklemi sağladığını gösterdim. Göstermemiz gereken bir başka şey de sınır koşullarım. Yani ben bir hacim seçtim. Seçtiğim hacim bu sonsuz düzlemin bu tarafında kalan hacim. Şimdi o hacmin sınırları neresi? O hacmin sınırı birisi bu yüzey. Şimdi bu yüzeyde herhangi bir nokta alırsam, o noktanın buraya olan uzaklığı, buradaki yükü olan uzaklığı, o noktanın buradaki olan yükü olan uzak hayali hayali yükü ya da görüntü yükü olan uzaklığına aynı. Şu iki mesafe aynı. R'yi yüzeyde aldığım zaman R eksi R sıfır uzunluğu şu mesafe. R eksi R sıfır üssü uzunluğu da bana bu mesafeyi verecek. Ama bu iki mesafe birbiriyle aynıysa o zaman fi yüzeyde de şu yüzeyde sıfır olacak. Metalin üzerindeyse. Şimdi bu benim hacmimin bütün sınırı değil. Hacmimin diğer sınırı, bir de şuradaki sonsuz uzaklıktaki bir sınırı daha var. Eğer R'yi sonsuza götürecek olursam, metalden sonsuz uzaklıktaki bölgeye bakacak olursam, her durumda ikisi de sıfıra gidecek. Sonsuzda da sıfır. Yani o zaman şu anda neyi göstermiş oldum? Şuradaki yazdığım fi öyle bir ifade ki hem benim denklemimi sağlıyor bu hacim içerisinde, hem bu hacim içerisinde, yani bu hacmin sınırındaki sınır koşullarımı sağlıyor. Biraz önce gösterdik ki eğer bu denklemi sağlayan ve belli bir hacimde denklemi sağlayan ve hacmin sınırında aynı sınır koşulları sağlayan bir tane çözüm vardır. Birden fazla çözüm yoktur. Dolayısıyla bu metal plakanın bu bölgesindeki elektrostatik potansiyel mutlaka bu şekilde verilmek zorunda. Şu soruyu da sorabiliriz. Bunun üzerindeki yük dağılımı ne kadar? Metal plakanın üzerindeki ne kadar, nerede ne kadar yük var? Şimdi ona geçmeden önce bir işlerimizi kolaylaştırmak için belli bir koordinat sistemi seçelim. Şurası benim z eksenim olsun. Yükler doğrultusundaki eksenim benim y eksenim olsun. Düzlem plakaya paralel olan eksenim de x ekseni diyelim. Böylece benim r0 dediğim vektör x bileşeni 0, y bileşeni d, z bileşeni ise 0 olan bir vektör oldu. R0 üssü olarak gösterdiğimde, yani ayna görüntüsü 0, eksi d 0 oldu. Benim elektrostatik potansiyelim q bölü, yani onu yazmadan önce r eksi r0 uzunluğu, o zaman nasıl yazabilirim? X eksi 0'ın karesi artı y eksi d'nin karesi artı z eksi 0'ın karesi, hepsinin karekökü x kare artı y eksi d'nin karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2 ve r eksi r sıfır üssü. R sıfır ile r sıfır üssü arasındaki tek fark şuradaki d'nin işareti değişecek. Dolayısıyla o da x kare artı y kare y artı d'nin karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2 olarak verilecek. Ve potansiyelimin ifadesi x, y, z noktasındaki elektrostatik potansiyelim benim q bölü x kare artı y eksi d'nin karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2 eksi q bölü x kare artı y artı d'nin
karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirim. Tabi bunun hangi durumda geçerli? Y sıfırdan büyük ise. Şu tabakada, şu bölgede geçerli. Şimdi y sıfır, şimdi de sorduk ki bu metal plakanın üzerindeki yük dağılımı nedir? Şimdi onu belirlemek için bu metal plakanın başka özelliklerini de bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu metal plakayı çok ince bir metalin kalınlığının ihmal edildiği bir durum olarak düşünebiliriz. Tabi bu durumda metallerle ilgili bildiğimiz özellik ne kadar yük varsa o bir tarafa toplanacaktır. Bu artı Q ise, artı yükse burada eksi yükler toplanacak. İçeride ise herhangi bir elektrik alan olmayacak. Daha önce elektrik alanın hangi özelliklerini göstermiştik? Elektrik alanın yüzeyin üstünde ve altındaki değerlerinin farkının normal bileşeni sıfır değil, 4π çarpı yük yoğunluğu olacak. Ve elektrik alanın üstteki ve alttaki elektrik alanın yatay bileşeninde sürekli olacak. Herhangi bir süreksizlik olmayacak. Şimdi yüzeyimize dik yönü bu yönde seçersek, yani y yönündeki birim vektör olarak seçtiğimiz takdirde alt dediğimiz nokta bunu gösterdiği yönün diğer tarafı, metalin içi. Burada herhangi bir elektrik alan yok. Herhangi bir elektrik alan olmadığı için E alt eşittir sıfır olmak zorunda. Bu da biz hemen şuradan bakarsak üstteki, yani metalin hemen yüzeyindeki elektrik alan metalin yüzeyine dik olmak zorunda. Çünkü yatay bileşeni sıfır. Şimdi bu alt sıfır. Dolayısıyla üst bileşeninin yüzeye dik olan bileşenin elektrik alanı bir de 4π, 4π çarpı yüzeydeki yük yoğunluğunu verecek. Herhangi bir noktadaki, şimdi yüzeyin herhangi bir noktasının x ve z koordinatları var sadece. xz koordinatlarıyla belirlenen herhangi bir noktadaki yük yoğunluğu elektrik alanın yüzeye dik bileşeni. Şimdi elektrik alanın yüzeye dik bileşeni, elektrik alanın y yönündeki bileşeni, y yönündeki bileşeni ise y yönündeki bileşeni bize lazım. Y yönündeki elektrik alanın bileşeni ise elektrostatik potansiyelin y'ye göre türevinin eksilisine eşit olacak. Nerede? Y eşittir sıfır noktasında. Şimdi yüzeydeki herhangi bir nokta y eşittir sıfıra karşılık gelecektir. Elektrostatik potansiyelimi biliyorum. Bunun türevini alırsam x, z noktasındaki elektrostatik potansiyel q çarpı, bunun türevinden bir eksi 1 bölü 2, içerinin y'ye göre türevinden 2, y eksi d bölü y eşittir 0 koyduğumda x kare artı z kare artı d karenin 3 bölü 2. kuvveti gelecektir bu terimden. İkinci terime baktığımda eksi q çarpı, yine türevden bir önce eksi 1 bölü 2, karekökün içindeki ifadenin türevinden y artı d, 2 çarpı y artı d bölü x kare artı z kare artı d kare üzeri 3 bölü 2. Karekökün içindeki ifadelerde şimdiden y eşittir 0 koydum ama yukarıda hala y'ler var, onlar yerine de 0 koyacağım. Bu ikiler gitti, bu eksi eksi artı yaptı. Bu eksi hala duruyor.
Şu y'ler 0, 2'ler gitti. Y yerine 0 koyduğumda burada artı d q çarpı artı d bölü x kare artı z kare artı d kare üzeri 3 bölü 2. Buraya da bakarsam y yerine 0 koyduğumda yine bundan bir tane daha gelecek. Y 0, d, q çarpı d bölü x kare artı z kare artı d kare üzeri 3 bölü 2. Direkt buraya 0 koyalım. X, z noktasındaki yük dağılımı bu şekilde veriliyormuş. Şimdi burada bir hata yaptık. Elektromanyetik hesap, elektrostatik ya da elektromanyetikte işaretlerinize sürekli dikkat etmeniz gerekir. Nerede hata yaptık? Şurada türevleri aldık. Tabii bir hatamız şuradaki 4π'ye bölmeyi unutmak oldu. Bir başka hatamız da türevi alırken eksileri getirdik ama başta bir eksi daha var. Eksilerinize her zaman için dikkat edin. O zaman o eksiyi de getirdiğimde burada eksi 1 bölü 4π olacak. Ya da sonucu tekrar yazarsam q bölü 2π d bölü x kare artı z kare artı d kare üzeri 3 bölü 2 olacaktır. Eksi işaretiyle. Şimdi şunu da kontrol edebilirsiniz. Yüzeyde toplam ne kadar yük birikti? Şimdi dikkat ederseniz yüzeyde uzaklaştıkça x eşittir z eşittir 0 noktası tam bu q yükünün altındaki nokta. X kare artı z kare noktası herhangi bir yüzeydeki bir nokta alırsanız o noktanın bu yükün hemen hizasındaki, hemen altındaki noktaya olan uzaklığı o noktadan uzaklaştıkça yüzeyde biriken yük azalacaktır. Ve toplam biriken yükü hesaplamaya kalkarsanız bu durumda dx, dz, sigma, xz'yi hesaplarsanız bulacağınız şey eksi q'dur. Olması gerektiği gibi. Yani bu bize aslında ne söylüyor? Burada metalin yüzeyinde öyle bir yük dağılımı birikiyor ki sanki bu taraftaki bir yükün yaratacağı etkiyi yaratıyor. Yine böyle bir görüntü yöntemiyle kolayca çözülebilecek bir başka problem bir metal küre problemidir. Bunun detaylı çözümüne girmeyeceğim. Sadece söyleyeceğim. Kitabınızda detaylı çözümü, detaylı örnekleri var. Eğer bir küre alırsanız, yani küreyi bir ayna gibi düşünürseniz, kürenin karşısında geçtiğinizde kendi yansımanızı görürsünüz. Tabii biraz şekli değişmiştir. Şuraya bir herhangi bir yere bir yük koyarsanız, kürenin yarıçapı r olsun. Kürenin merkezi olan uzaklığına d diyelim. Kürenin içerisinde bir görüntü yükü oluşacaktır. Ve bu oluşan yük q üssü eşittir eksi q r bölü d kadardır. Ve kürenin merkezine olan uzaklığı da d üssü eşittir r çarpı r bölü d kadardır. Eğer gerçekten de iki tane yük alırsanız q üssü ve q yüklü q üssü q çarpımı sıfırdan küçük olsun yani bunlar zıt işaretli olsun. Arada bir yerde potansiyeli sıfır olan eş potansiyel yüzeylerine bakacak olursanız şu yüzey üzerinde phi eşittir 0 yüzeyi bir küredir. Aslında yaptığımız şey bu çözüm, bu sonucu alıp
sıfır potansiyel yüzey eğrisine, yüzeyine bir metal bir küre yerleştirip ortadaki yükü kaldırmak. Şimdi bu problemi çözdükten sonra ya da bu problemi çözdükten sonra biz neyi buluyoruz? Bir belli bir Q yükünün işte R noktasında konmuş, R0 noktasında konmuş bir Q yükünün yarattığı potansiyeli buluyoruz. Sıfır sınır koşulunu sağlayan. Ama eğer biz bu Q'yu 1 seçersek, Q'yu 1 seçtiğimizde bu bizim daha önce Green fonksiyonu olarak tanımladığımız fonksiyondan başka bir şey değildir. Yeniden hatırlayalım. Green fonksiyonu dediğimiz fonksiyon neydi? Yazalım şuraya. G, R, R üssü, R üssü noktasına konmuş birim yükün R noktasında yarattığı potansiyel. Tabi uygun sınır koşullarını koyduğunuz zaman sıfır, ya kendisini sıfıra eşitleyeceksiniz ya türevini sıfıra eşitlediğiniz takdirde. Burada neyi çözdük? Bir birim yük koyduk buraya. Bu bölgedeki herhangi bir noktadaki potansiyeli bulduk. Koyduğumuz sınır koşulu neydi? Sıfır sınır koşuluydu. Yani burada bulduğumuz Q eşittir 1 aldığımızda bizim Green fonksiyonumuzdan başka bir şey değil. Ve şunu da biliyoruz. Green fonksiyonunu bulduğumuz zaman özel sınır koşulları için, sıfır sınır koşulları için, kendisi ya da türevi, herhangi bir sınır koşulu için çözümü de yazabiliriz. Yani burada bu düzlemde fi'nin sıfır olması gerekmiyor. Mesela şöyle bir problem düşünebilirsiniz. Bir yarı düzlem alırsınız. Buraya V0 potansiyeli dersiniz. Bunun hemen altına bir yarı düzlem daha alırsınız. Bunu da sıfır potansiyeli sabitlersiniz. Bu problemin çözümünü şurada bulduğumuz çözümle kolayca yazabiliriz. Herhangi bir yerde bir yük dağılımı olmayabilir. Buradaki soru, eğer böyle bir iki tane potansiyel yaratırsam bu bölgedeki sınır potansiyelim nedir? Elektrostatik potansiyelim nedir? Green teoremi bana diyordu ki, Green teoreminden elde ettiğim sonuç, bu potansiyeli hacmim üzerinden şöyle bir integral artı yüzeyim üzerinden potansiyelimin değeri eksi çarpı Green fonksiyonumun normal yöndeki türevi olarak yazabileceğimi söylüyordu bana. Benim rho eşittir 0 şu bölgeye baktığım için. Rho eşittir 0 burada buradan bir katı gelmeyecek. Dolayısıyla benim elektrostatik potansiyelim direkt eksi 1 bölü 4 pi dv v küp r üssü en üssü olarak yazılabilir. G'nin ne olduğunu biliyorum. G şu çözümden başka bir şey değil. Q eşittir 1 almak koşuluyla. Q eşittir 1 almak koşuluyla. G'yi biliyorsam türevini hesaplayabilirim. Benim fonksiyonumun bu sınırda hesaplıyorum. Sınırdaki elektrostatik potansiyelimin değerini biliyorum. Burada 0, şurada V 0. Bu integralde bilmediğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu problemimi çözmüş oldum. Şimdi en genel bir durumda bunun türevini alıp yerleştirdiğinizde phi fonksiyonu sınırda farz edelim ki şurayı sileyim. Phi fonksiyonu y eşittir sıfırda f xz ile veriliyor olsun. O zaman işte benim bulduğum fonksiyonun Green fonksiyonun türevini aldığımda
Çözüm şöyle bir ifade çıkacaktır. Eksi sonsuzdan sonsuza. Bu benim şuradaki yüzey integralimden başka bir şey değil. Yüzeyim xy düzlemi üzerinde. Çözümü bu şekilde yazabilirim. Z eksi z üssü, bu da y kare olmak üzere. Yani hesapları takip ederseniz zaten türevini alıp yerleştirdiğinizde böyle bir çözüm çıkacak. Tabii merak edebilirsiniz, bu acaba gerçekten benim sınır koşullarımı sağlıyor mu? Neydi benim sınır koşulum? Y eşittir sıfırda benim fonksiyonum bu f fonksiyonuna eşit olmak zorunda. Ama baktığınızda sanki çelişen şöyle bir durum karşınıza çıkacak. Y eşittir sıfır koyarsam şurada benim bir y var, sanki potansiyelim sıfırmış gibi görünüyor. Da bu benim istediğim çözüm değil. Benim istediğim çözüm y eşittir sıfır da sıfır değil. Artık bu f fonksiyonu neyse ona eşit olması. Aslında bir problem yok. Çünkü y eşittir sıfır limitini almaya kalktığımız zaman dikkatli olmamız lazım. Şu ifadeye bakacak olursanız y bölü x eksi x üssünün karesi artı z eksi z üssünün karesi artı y kare üzeri 3 bölü 2 integrali de. Şimdi y'yi sıfıra götürdüğünüzde x x üssüne eşit değilse veya z z üssüne eşit değilse o zaman şurası sıfırdan büyük bir sayı. Y sıfıra giderken sıfır bölü işte sıfırdan büyük bir sayının 3 bölü ikinci kuvveti gelir ve bu sıfıra gider. Sıfır eğer x eşit değildir x üssü veya y eşit değildir y üssü için. Ama x x üssüne eşitse y z z üssüne pardon z z de z üssüne eşitse o zaman ne olacak? Bunlar zaten sıfır. Y karenin 3 bölü ikinci kuvveti. Y karenin 3 bölü ikinci kuvveti bana y'nin küpünü verecek. Küpten bir tanesi buradaki y ile gidecek. 1 bölü y kare kalacak. 1 bölü y kare de y'yi sıfıra götürürsem sonsuz çıkacak. Eğer x eşittir x üssü ve y eşit z eşittir z üssü ise. Şimdi bu bana Dirac delta fonksiyonunu hatırlatır. Şu integrali de hesaplarsam eksi sonsuzdan sonsuza dx üssü dy üssü eksi sonsuzdan sonsuza y bölü x eksi x üssünün karesi artı z eksi z üssünün karesi artı y karenin 3 bölü ikinci kuvveti. Bu integralin sonucu tam değerini de yazalım. 2 pi'dir. Bu sonucun dikkat etmeniz gereken şeyi y'den bağımsızdır bu sonuç. Y ne olursa olsun bu integral mutlaka 2 pi verecek. Yani şu içerideki ifade öyle bir ifade ki bir defa x eşittir x üssü ve z eşittir z üssü noktası dışındaki her yerde 0. Ama bu fonksiyonun integrali sonlu bir sayı. Dolayısıyla bu fonksiyonun limiti sıfır değildir. Bu iki özellik, yani hem integrali sabit olacak ama bir nokta dışındaki her yerde sıfır olacak. Bu iki özellik Dirac delta fonksiyonunun tanımıdır. Yani şu fonksiyonun y bölü x eksi x üssünün karesi artı y eksi y üssünün karesi z eksi z üssünün karesi artı y kare üzeri 3 bölü 2. Pardon, şurada da y yazmışım, yine z olacak. Bunun y sıfır limitine bakacak olursam iki özelliğini biliyordum. X x üstüne eşit ve z z üstüne eşit değilse sıfır.
ve integrali sabit. 2 pi'ye eşit. Ulan bu 2 pi Dirac delta x eksi x üssü Dirac delta y eksi y üssü olmak zorunda. Eğer bu limiti kullanırsam bu phi r fonksiyonunu alıp şu çözümümü alıp y sıfır limitine bakacak olursam ne geldi? 1 bölü 2 pi zaten var. Dx üssü, dz üssü integrallerim var. Ve y bölü bu ifadenin y sıfıra giderkenki limiti var. Buradan da çarpı 2 pi Dirac delta x eksi x üssü z eksi z üssü geldi. 2 pi'ler gitti. Bu Dirac deltalar bana diyor ki x gördüğün x üssü gördüğün yere x koy. Z üssü gördüğün yere de z koy. F x z olması gerektiği gibi. Yani şurada yazdığım çözüm gerçekten de sınır koşullarını sağlıyor. Zaten o şey sağlayacak şekilde seçmiştik.